Şimdi Ersun Yanal neden o 4-4-2'yi maç 2-2 olduktan sonra da devam ettirmedi? Çünkü bunu devam ettirmeyince, biraz daha garantiyi alınca Beşiktaş'a oyunu verdi. Kendi baskısını yitirdi. Burak da Rodoyega'dan yararlanma ihtimalini düşürdü Yusuf'tan da birlikte. Halbuki oyunu almış. Üzerine gitmesi gerekmez mi? Bence gerekir. Çünkü zaten Trabzon'da da bu tartışılıyor daha çok. Ama şunu unutmamak lazım. Adamın kafasının üzerinde kılıç sallanıyor. Bu maçı bu kadar eksiye, Beşiktaş bu kadar eksikken demek Ersun'un işinin bitmesi demek. Biz yani büyük takımlarda teknik direktörler üzerinde tabii ki baskı olacak. Ama doğru yerde o baskıyı ayarlamayı medyanın da taraftarın da iyi bilmesi lazım. Bu da bir iş. Doğru. Anlatabildim mi? Doğru. Çünkü sen aslında şimdi Trabzon medyası çok kuvvetli bir medya. Ve hakikaten hani takım Doğru. üzerinde de çok etkisi, camia üzerinde çok etkisi olan bir medya. Şimdi bütün hafta boyunca hani anca Gidersun başlığını attığın anda şimdi Ersun Hoca bunu yapacak, mecbur. İş gidiyor çünkü. Diyor ki, o düşünüyor ki ya ben burada garantiye alayım bu 2-2'yi, haftaya şey yaparız. Halbuki haftalık bir durum yok. Şu anda yapman gereken iş o. Şimdi bu bir taraftan çok doğal. Büyük takımları bir senelik, bir aylık çalışırlar teknik direktörlerle. Olmuyorsa olmuyordur, hemen değiştirir. Ama diğer taraftan da bunu medyanın, taraftarın iyi ayarlaması lazım.